Ben onun döneminde padişah olmak istemem. Yani Abdülhamit Han'ı çok takdir ederim ama onun gibi olmak istemem. Bu da benim şahsi Niçin hürriyetim hocam? olsun. Neden efendim? Çünkü ben onun kaldırabileceği yükü kaldıracak iradeye sahip değilim. Ben kendimi tanıyorum. 33 yıl kapıcın bile casus, kapıcın casus ve sen bunların arasında, yani o bile, yani herkes casus ve sen bunların arasında tahta çıktıktan bir yıl evvel 1875 tarihinde moratoryum ilan etmiş, iflas etmiş bir devlet, duyun-umumiye teşkilatlarından bahsedilen bir devletin başına geçip 10 yılı sonra Düveli Muazzama, bugün var ya 5 büyük devlet, o gün 7 büyük devletmiş, Düveli Muazzama'nın arasına sokmak benlik bir iş değil. Bu Abdülhamitlik bir iş. Bunu anlamak çok önemli. Bakın, Amerika 1774 tarihinde kuruldu. 1910 tarihinde büyük devlet oldu. Ne demek büyük devlet? Ülkelere büyük elçi gönderebildi. Osmanlı Devleti 1910 tarihine kadar Amerika'nın büyük devlet olmasını veto ettik. Hani bugün 5 devletten biri veto etti mi olmuyor ya. Düveli Muazzama denilen 7 büyük devletten biri veto edince sen büyük olamıyorsun. Maslahat güzarları gönderiyorsun ülkelere. Amerika 1910 tarihine kadar büyük devlet vasfını kazanamadı. Kim engelledi? Şu an resmini gördüğümüz rahmetlik engelledi. Gerekçe peki neymiş efendim? Amerika çok büyük bir toprağa hakim. Eğer o büyük bir devlet olursa dünyanın hakimi olur. Çünkü dünya gerçeğinden steril. Dünya savaşı onu ilgilendirmiyor. Yani tamamen dünyanın dışında kurulan bir ülke. Eğer o çok büyük bir ülke olursa gerçekten büyük bir ülke olur. Düşmanı yok çünkü. Etrafı steril, suyla Ve kapatılmış. birbirlerini besliyorlar aslında. Evet. Vizyona bakar Tabii. mısınız? Biraz Bunları görüyor. vizyon üzerinden konuşabilir miyiz Sultanım? Kesinlikle Sultan Abdülhamit Han'ın kendi tahsisatıyla, kendi maaşıyla diyebilirim. Çünkü padişahlar, sultanlar saray içerisinde maaş alıyorlar. Evet. Ve ayrıca Sultan Abdülhamit Han şehzadelik döneminden itibaren ticaretle uğraşan bir şehzade. Evet. Diğer şehzadelerden ve padişahlardan, hünkârlardan ayırabileceğimiz bir özelliği bu. Evet. Yani kendi portakal bahçeleri var. Bugün Yafa'nın, İsrail Yafa'da bulunan portakal bahçeleri Sultan Abdülhamit Han'a ait. Boya ham maddesi üretip satıyor. Evet. Borsanın içerisinde uluslararası anlamda hayvan üreticiliği yapıyor. Zaten şehzadeyken ve tahta oturduğu süreç içerisinde 300 bin akçe cülüsünü Yeniçeri'ye dağıtılan kendi cebinden ödüyor. Dolayısıyla zaten zengin bir şehzade. Şehzadeyken Avrupa'ya gidiyor. Evet. Sultan Abdülaziz Han'la beraber oradaki durumu ve vaziyeti görüyor. Hangi konularda ileri olduklarını görüyor. Vizyon sahibi buradan oluyor. Çok fazlasıyla kitap okuyor. Özel hobileri var bir kere. Evet. Çiçek yetiştirmeleri, bahçesinde bile sarayda yiyecekleri, meyveyi, sebzeyi, marulu yetiştiren bir şehzadeden bahsediyoruz. O kadar tutumlu aslında, cimri değil. Cimri diye de söylerler onun için, tutumlu. Çünkü şu ayrıntıyı da söyleyelim. O zamanlarda paşaların, elçiler geldiğinde böyle kallavi kurulan sofralarını kaldıran kişi Sultan Abdülhamit Han'dır. İlk tabldot'a geçilen zaman Sultan Abdülhamit Han'dır. Çünkü önce bir kısılacaksa önce bizden, Saraydan. önce saraydan. Evet. Tabldot'a geçiyoruz. Bundan sonra kallavi sofralar yok. Ve o şekilde karşılayacaksınız. Önce bir şeyi kısacaksak, önce bir Önce şeyden kendimizden. fedakarlık bekleyeceksek, Bravo. Önce Evet. kendimizden demiş Sultan Abdülhamit Han. İlmi siyaset boyutuna geçecek olursak da biz şu andaki tarihlerde daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Ya bu Mezopotamya üzerinde kurulan Evet. hayalleri, düşünceleri Sultan Abdülhamit Han bunu çok öncesinde görmüş ve önlem almaya çalışmış. Şu anda askerimizin içeride olduğu İdlib, Afrin, İşte keza Cerablus, Cerablus, işte Musul, Kerkük, Kudüs'ün o tam kalenin çevresindeki dükkanlar. Evet. Hep Sultan Abdülhamit Han bunu kendi cebindeki parasıyla, bakın devletin parasıyla değil, Devletin parasıyla değil, cebinden. kendi cebindeki parasıyla hepsini satın almış. Evet. Neden bunu yapmış? Çünkü ileride bir harp çıkarsa şahsi mala kimse dokunamaz Evet. diye bunu hep önlemini almaya çalışmış. Ve buralar hep Sultan Abdülhamit'in kendi malıymış. Evet. Sonrasında ne oldu? İttihat ve Terakki
güruhu geldikten sonra Sultan Abdülhamit Han tahttan indirmek tek arzuları çünkü. Bu kadar güçlü hem finansal anlamda hem yapacakları planlara engel. Çünkü biliyorsunuz tahta çıktığında da ilk bir Rus harbine zorlandı Mithat Paşa ve evanesi yüzünden. Sonrasında derler ki işte Rus harbi meselesi Sultan Abdülhamit Han'dan sorulur. Böyle bir şey yok çünkü zorundaydı zaten o savaşa girmeyi. Sonrasında meclisi kurdu ve meclisi kapattı. Meclise karşıydı derler Sultan Abdülhamit Han için. Şunu da ayıralım. Çünkü meclisin içerisinde şu zamanki gibi toprak bütünlüğünü düşünmeyen mebuslar yani milletvekilleri bulunuyordu. Aynı şu zamandaki gibi. Yani o yüzden meclisi kapatmak zorunda kaldı Sultan Abdülhamit Han. Bir vatandaş olarak soruyorum yani. Bir vatandaş olarak. Evet. Mecliste bulunan şu anki partileri biliyoruz. Bu partilerin bazılarının bağlantılarını biliyoruz. Evet, böyle bir meclis yapısında dediğinizi anladım. Meclisin ülkenin istikrarı ve gizli istihbarat bilgilerinin kapalı oturum biçiminde bütün vekillere bilgi verilmesini ister miyiz? Orada devletin istihbarat ya konuştuğumuz zaten torbanın altı delik üstüne kapalı konuştuğumuz yani. Şey Türkiye Büyük Millet Meclisi ama bir vatandaş olarak ben diyorum ki inşallah hükümetimiz istihbari mevzuları konuşmaz mecliste. Anlaşıldı değil mi? Ve gayet iyi anladım. Osmanlı zamanında bu çok daha beter. Öyle ki tahmin ediyorum. Osmanlı mebuslarının yüzdelik olarak çoğunluğu gayrimüslim, Hristiyan ve kucağında bir savaş var. Osmanlı-Rus savaşı. Ruslar da Hristiyan. Gazi Osman Paşa yardım istiyor. Bu yardım çalışmasını Milli Savunma Bakanlığı'nın alt komisyonlarında eritiyorlar. Mecliste bir başvuralım, meclis bakalım ne diyecek falan. Günler geçiyor sürekli ama sürekli bir oyalama. Evet. Yani. Dolayısıyla şimdi kapattım meclisi, kanunsuzluk yaptıya bir cevap vereyim mi? Bunlar hep bilmiyor olmaktan kaynaklanıyor. Evet maalesef. Kanuni esasinin Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı an kabul ettiği anayasanın son maddesi olan 114. madde padişahın gerekli gördüğü durumlarda meclisi kapatabilme hakkına sahiptir der. Dolayısıyla padişah Abdülhamit meclisi kapatırken anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanıyor. Evet. Anayasal bir hakkını kullanarak kapatıyor. Çünkü olmuyor. Orada hazır bir savaş var. Ama o savaşın ve bir ülkenin ihtiyaçlarını bu parlamento karşılayamıyor. Polemiğe giriyor. Bir ünlü siyasetçinin sözü. Diyor ki, adını unuttuğum için söyleyemiyorum. Eğer bir işin olmasını istemiyorsan alt komisyona havale et. Bu zamanda da öyle oluyor evet, galiba. Alt komisyon meclisi, ona yemen. Meclisi onaylasın. Ben tamamım. Bu kadar. Sultan Abdülhamit Han da bunu çok kullandı. Evet. Evet. Dolayısıyla o mecliste olmayacaksa başkanlık sistemi gibi her şeyi üzerine alıp bir savaşı yönetti. Bizler cephede kazanıp masada kaybetmeyi genlerimiz maalesef işleyen bir toplumuz ya. Bir tane savaş var. Cephede kaybettik. Masada kazandık. Söyleyeyim mi? Cephede kaybettik. Osmanlı-Rus Savaşı. 93 Savaşı. Masada kazandık. Ayastefanos'u kabul ettirmeyerek bir yıl sonra Berlin Anlaşması cephede kaybettiklerimizi masada aldı. Masada alma. Abdülhamit Han. Siyasi ekol. Böyle bir adamın tanınması demek kendisinden sonra gelecek olan siyasi liderlerin mukayesesi demektir. Onunla mukayese etmek demektir. Bu işe gelmedi, hoş karşılanmadı. Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için toplumun tamamı birleşti. Bakın. İçinde bakın dediniz ya Ahmet Bey, sizden bir 30 saniye rica edeyim. Çünkü çok kısa bir ara vermemiz lazım. Estağfurullah. Ekonomi verilerine bir bakmamız gerekiyor. Bakın dediğiniz yerden devam edelim lütfen. Evet, ekonomi verileri. Ülkede bu sabahımız devam ediyor efendim. İki çok kıymetli konuğum var. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Sayın Nilhan Osmanoğlu hanımefendi ve tarihçi yazar bizim de kıymetli programcılarımızdan Sayın Ahmet Anafalı. Evet, bir saati geride bıraktık. Evet. İkinci saatimize başladık. Bakın dediniz, oradan devam edelim. Devam edelim. Fakülteden kıymetli hocam, sevgili büyüğüm Ahmet Şimşirgil'in selamı var. Ve aleykümselam. Bizi izliyormuş. Bir düzeltme yapmamı istedi. Bursa Yenişehir'de şehit olan Aydoğdu Bey
amcası Dündar Bey'in değil, Osman Gazi'nin abisi Gündüz Alp'in oğludur. Osman Gazi'nin de kuzeni olur. Kuzeni. Şey, yeğeni olur. Hı hı. Kuzeni değil, yeğeni olur yeğeni. Dedi. Düzeltmemi istedi. Ben bilgimi hemen güncelliyorum. Hocam ne diyorsa olur, doğrudur. Doğrudur. Peki teşekkür ediyorum. Öpüyorum ellerinden. Hocamızın da ellerinden hocam. Öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Devleti'ni bitik bir şirketin iflas durumundan dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirircesine yöneten ve düveli muazzamadan biri yapan. Bu arada düvel devletler demektir. Muazzama muazzam demektir. Muazzam devletler, büyük devletler. Resokan. Yedi düvel denir. Yedi düvel, yani evet. Oradan geliyor. Devletlerdir. Abdülhamit Han'ı devirmek için bu ülkede İslamcılar, Türkçüler, Kürtçüler, komünistler, kapitalistler, herkes birleşti. Yeter ki devirelim dediler. Hı hı. Ama bu yeter ki devirelim diyenlerin B planı yoktu. Hı. Tamam devirdik. O kadar çok fazla endekslenmişler ki devirmeye. Tam devirdik. Bitti. Sonra ne yapacağız? Sonrası yok. Abdülhamit Han diyor ki, bir hele devirelim de sonrasına bakarız. Evet. O kadar evet. İdetik salinde. Abdülhamit Han diyor ki onu tahttan indirenlere. Benden sonra bu devleti 10 yıl idare edin, 100 yıl idare etmiş gibi sevinin. 1909'da tahttan indirilir. 10 yıl sonra 1919'dur ya. 9 yıl sonra 30 Ekim 1918 Mondros'la bu ülke fiilen işgal altına girmiştir. Abdülhamit'ten sonra, merhumdan sonra 10 yıl bu ülke gün yüzü görmedi. Dolayısıyla Abdülhamit Han böylesine istikrar... Ya şimdi geçenleri Çanakkale Savaşı'nı işledik. Aynen. Çanakkale Zaferi. Hangimiz lisede Çanakkale'ye gidip de Sultan Abdülhamit Han'ı andık? Evet. Tanımıyoruz bile. Çok alakasız değil mi? Bakın şimdi çok alakasız. 1909'da tahttan indirilen bir insanı 1915'te kazanılan bir zaferde ben niye anayım? Bu ne saçmalık? Şimdi mantık bu değil mi? Bağlantıyı kuralım hemen. Ülke TV ekranlarında biz söyledik. Mustafa Yıldız'ın programında gittim Çanakkale'ye söyledim. Bakın şimdi. Seyit Onbaşı'nın kullandığı Mecidiye tabyası, Ertuğrul tabyası, Hamidiye tabyası, Aziziye tabyası ve oradaki toplar, hastaneler. Oradaki cephane, oradaki sahra hastaneleri. Hı hı. Ve oraya yetiştirilen adamlar. Evet, en önemlisi o. Abdülhamit Han tarafından o boğaza getirilip istikam edilmiştir. Seyit Onbaşı'nın sırtına aldığı top mermisini, Seyit Onbaşı'nın top mermisiyle birlikte çıktığı topun merdivenlerini herkes konuşur da o mermiyi oraya kim getirdi, o topu oraya kim getirdiği konuşmaz. Seyit Onbaşı'nın sırtında Ocean gemisine atılan o mermiyi oraya koyan o savaştan yıllar evvel Abdülhamit Han'dı. Bunu bildiğimiz zaman vay be diyorsun. Bir dakika dur, o zaman bu normal bir insan değil deyip dinlemeye devam ediyorsun. Amerika dedik ya az evvel, 1905 yılında White kardeşler uçağı bulan. Abdülhamit Han'ın mektubu var, gelin burada çalışın diye. Dünyadaki gelişmeleri çok yakine ve saraydan çıkmadan takip edebilmesi evet. Çok ilginç değil mi? Bu dönemde elimizde bu kadar dijital materyal varken biz doğruyla yanlış ayırt etmekte evet. Zorlanırken İstihbarat. O tarihte... İstihbarat. Evet. Ve Sultan Abdülhamit Han'ın biliyorsunuz bir fotoğraf albümü var. Dünyanın her yerinde çektirmiş olduğu fotoğraflar var. Ve bu fotoğraflarla aslında halkın durumunu, oranın ihtiyacını, bitki örtüsünü, evet. Gelişmişliğini tamamen analiz edebilecek dünyanın her yerinden fotoğraflar çektiriliyor. Çin'de bile bir Hamidiye Üniversitesi var, düşünün. Evet. Çin'e bile bir heyet yolluyor Sultan Abdülhamit Han. Oradan bile haberdar. Ki muhalifleri der ki saraydan çıkmayan evet. Baykuş. Böyle saraydan çıkmamaya can kurban. Saraydan her şeyden haberdar. Baykuş. Saraydan. Bu suçu da bulunan dostlara da soruyorum. Lütfen cevap verin. Patani, Arakan, Myanmar, Aceh. Ne zaman bunlar bizim dünyamıza girdi bu kavramlar? Biz dünya üzerinde Aceh diye bir yeri, Patani diye bir yerin var olduğunu evet. Ne zaman öğrendik? İşte bu depremlerle vesaire. Ve bu deprem. Bu son dönemde yaşanan şeylerle. Zulümlerle. Onlarla tabii ki. Abdülhamit Han oraya paşa atıyor. Oraya kada atıyor. Oraya medrese yaptırıyor Aceh'e. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.